Herkese selamlar dostlar. 6 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. Videonun sonunda bir adet ideal kombinem var. Bu 9 adet mücadelenin de ideal ve yüksek oranlarıyla birlikte sizlerleyiz. Sizden isteğimiz videoya hemen bir like atıp yavaştan başlamamızdır. Öncelikle bir skor yarışmamız var. Başlayalım. Ondan önce Inter Barcelona maçının maç skorunu sormuştuk. 1-0'lık Inter galibiyeti çıktı. Sürpriz oldu o mücadelede. Bilen tek arkadaşımız sanırım Azerbaycanlı Ganimat İbrahimov isimli kanal sahibi. Instagram üzerinden yazarsa Ekim ayı boyunca Kata Telegram gruplarımıza misafir edelim. Sizlere de Fenerbahçe ile AEK Larnaka mücadelesinin maç skorunu sorduk. Bilen bir arkadaşımızı Kata Telegram gruplarımıza bekliyoruz. Benim beklentim 3-1, 2-1 bandında bir Fenerbahçe galibiyeti çıkabilir. Değerlendireceklere, katılacaklara bol şanslar diyelim ve geçelim. Öncelikle yüksek misli ne yaptık ondan bahsedelim. Yüksek misli tekli mücadele benim burada. En güvendiğim karşılaşma Ajax Napoli'nin KG var tercihiydi. Başarılı bir şekilde oldu. İlk golü de zaten Ajax attı. Sonradan 6 tane yedi, o ayrı mesele de. Ona güveniyordum ben zaten. KG var olarak değerlendirdim. Ha, yüksek mislin amacı ne? En güvendiğin karşılaşmayı yüksek misli basıp almaktır. Avrupa'da yaşayanlar için de bir adet yüksek misli çıkardım. Bayern Münih'in ilk yarı 1 galibiyetini, Barcelona'nın atacağı 1 gol, Liverpool'un atacağı 2 golle bir yüksek misli önerdim. 1.75 gibi oranı vardı. Barcelona'nın iptal olan golü var. İptal doğru mu? Doğru. Eline çarpıyor Fatih'in. Fakat attığı bir tane de şey var. Verilmeyen de bir tane penaltısı var. Xavi del bekliyor falan, sarı kart gördü falan da o da Barcelona adına da bir gol çıkmadı. Yüksek mizdimiz bu şekildeydi. İdeal kombinelere baktığımız zaman da iki tane kombinem vardı. İdeal şekilde. Ekstra kombinem kazandı. Bayern Münih iki yarıyı alır. Liverpool 8.5 üst korner aldı. Ajax'ın KG varı geldi. Ve tek maçım dediğim gibi Barcelona bizi burada yatırdı arkadaşlar. İdeal kombinemizde de. Bunu da geçtim isterseniz. Canlılardan bahsetmek istiyorum. Bakın canlı da gerçekten bir deneyin derim bizleri. Çünkü iddialıyız. Yani bugün verdiğimiz canlı maçlara bakın. Hatta bunu geçtim bakın. Bu ekrandakini görüyorsunuz da. Herkes açık katı Telegram grubumuz var. Bildiğiniz üzere. Orada 5 adet canlı bahis verdim bugün. 4 tanesi başarılı oldu. Girip de bakabilirsin. Açıklama ve yorum kısmında zaten linki var. Yani herkese açıkta ara ara canlılar veriyorum. Katıl grubuna zaten sürekli aktifiz. Toplamda 4 kişi veriyoruz ki sürekli paslaşıyoruz. Onu da belirteyim. Canlılar da güzel bir şekilde ilerledik. Hatta bu ekrandaki yetmez diyelim. Ben şeyden göstereyim. Telegram'dan göstereyim direkt. Bakın. Şöyle bir tane canlı verdim. Bu geldi zaten. Şöyle yatan diyorum. Maç önünü söyleyeyim. Bakın ilk periyodu izledim. 23-22 bitti. Dedim ki açıklamasını yaptım. İzlemek çok önemli bu canlı bahiste. Maçı seyrettim. Son 2,5 dakika sayı bile çıkmadı. Burada bir kriz oldu. Sayı krizine girdi. Dedim ki bu krizi fırsata çevirelim. Ve baremler birden dibi buldu. 106-107 baremi varken ilk yarı baremi 94'e düştü. Bakın 1.55 gibi oranı var. Dedim ki kaçar mı? Kaçmaz. Yapıştırın dedim. Gece saat 2.28. Bakın saat de var. Bastık aldık. Buraya geçelim. Liverpool'un ne kadar iyi oynadığını gördünüz. Sürekli bastırıyordu fakat gol gelmiyordu. Dedim ki dakika 51 ile 60 arasında en çok korneri burada Liverpool kazanır. Başarılı oldu. İlk yarı devre arasında verdiğim bahisler. Napoli'nin atacağı 4. gol. Kaptığı zaman kaçıyordu, hemen çıkabiliyordu. O da geldi. Onun dışında şöyle bunu verdik. Bunu verdik. Bakın ne yaptı bunu gösterelim. Ev sahibi 2.5 üst olarak. Hatta altına yazdım ki bakın. Üçüncünün riskine girilir. Nesine oranı az bence. Giren yani riski karşılamıyor dedim. Yani bir 45 orana, çünkü Rangers kapanıyordu. Fakat erken bir golle açılabileceğini düşünüyorum ki gol de erken geldi. Üçüncü gol gelmedi. Velhasıl kelam bu da geldi zaten. Geçtim. Atletico Madrid maçında ilk yarıdan bir gole girdim. Bak dakika 10'da girdim. Çünkü maç hareketliydi. Kulüp burcu attı. Ajax maçında ilk yarı 2.5 üste girildik. Morata'nın da kaçırdığı pozisyon burada. Kaçan pozisyonları da atıyorum ben zaten. Hoşuma giden golleri, pozisyonları sürekli 3 ekrandan takip ettiğim için sürekli atıyorum. Canlı dediğim gibi iddialıyız abi. Varsa canlıcı bakın bir deneyin derim canlı grubumuzu. Geçtim. 9 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranları anlatacağım. Kaç dakika boş yapmışız? 4,5 dakika yine boş yapmışız. Sağlık olsun. Ve direkt başlayalım isterseniz. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 400 like bakın. Artı 400 like gelirse tamamdır bu iş. Omonia ile United mücadelesi. Şimdi bu maçın ben neyini anlatayım sizlere. 1-0-9'luk oran açmışlar. Şöyle bir değerlendirme yapabiliriz diye düşündüm. United takımı takım savunmasını iyi yapabilen bir takım.
Bunu City maçı harici konuşuyorum. Daha önceki maçlarda, daha önceki oyunda 4 maçta takım savunmasını geliştirmişti. Yani biraz zor gol yiyor açıkçası Premier Lig ekiplerinden. Omonia'ya karşı da ben yedek kadro çıkmasını bekliyorum. Fakat yedeklere de galip gelebilir diye düşünüyorum ki bu mücadeleyi şöyle bir değerlendirme altına aldım. 4.5 altında 2 yaptım. 1.37 gibi oranı var. İdeal oranı. 1.37 gibi oranı var 4.5 altında. 2'nin United kazanır fakat 4.5 altında biter diye düşünüyorum ben. Hatta biraz daha risk isteyenler varsa 2-0 ayarında bitebilir diye düşünüyorum. 3.5 altında 2 de yapılabilir aslında. Onun da oranı 1.79. Yani burada United'ın galibiyetini alacağız fakat 4.5 veya 3.5 olarak sizler oran hangisini sizleri tatmin ediyorsa, yetiyorsa ona göre bir değerlendirme yapacaksınız. Kızıl Yıldız'la French Faroş mücadelesi. Bu maçın kombineyi ekledim. Çünkü her iki takımı da baktığım zaman da her iki takım da bu mücadeleye önem vermiş. Önem verdiğini nereden çıkardım? Her iki takımın son lig maçlarına baktığımız zaman da rotasyonlara gitmiş. Özellikle Kızıl Yıldız dakika 46'da ideal 11'ini sahadan neredeyse çekmiş. French Faroş da en yakın rakibiyle oynamış. Fakat yine yedek kadroyla çıkmayı bilmiş. Yani rotasyona gitmiş. Yenilmiş, cezasını çekmiş. Fakat bu maçta bir şeyler yapmak istiyor. Fenerbahçe takımı da güzel gollü bir mücadele beklediğimi belirteyim ben. Kızıl Yıldız zaten ofans oynayan bir takım. Ya ofans oynadığı zaman kendi evinde zaten gol yiyebilen de bir takım Kızıl Yıldız takımı. O yüzden idealden ben bir KG var aldım. 1 ile 4 gibi oranı var. Hatta dedim ki yani bir erken bir gol gelirse ilk yarıdan neden KG var olmasın diyorum. 3.94'te bunun oranı var. Sistem oynayanlara duyurulur. Monaco ile Trabzonspor mücadelesi. Monaco'nun kadro olarak daha kaliteli bir ekip olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Monaco son dönemlerde de bir çıkış yakaladı. Kendi liginde de iyi bir şekilde ilerliyor. Grup aşamasına baktığım zaman da burada Trabzon'un üstüne çıkmak istiyorsa burada Trabzon'un doğrudan galip gelmesi lazım. Bence galip gelecektir. Maç sonu ben biri direkt idealden sizlere öneririm Monaco galibiyetini. Fakat galip gelirken de Trabzon gol atar mı? Benim skor beklentimi söyleyeyim sizlere. Maç sonu biri ben doğrudan alırım. Sistem kuponuna da handikap 0 atarım. Neden handikap 0 atarım? Benim skor beklentim burada 2-1'lik bir Monaco galibiyeti. Onu da sizlere belirteyim. Ama doğrudan bir Monaco galibiyeti denir. Tek farklı Monaco galibiyeti de sistem kuponlarına eklenir. Fenerbahçe AEK Larnaka ile birlikte. AEK Larnaka her neyse. Güney Kıbrıs ekibi arkadaşlar Larnaka takımı. Güney Kıbrıs'ın futbolu çok fazla gelişmiş bir ülke değil açıkçası. Ben Kıbrıs'ta da yaşadığım için biliyorum. Bunların da maçlarına gittim. Kuzeyde Kıbrıs'ta Doğanköy, Türk Gücü, Mausabil'de bunlar falan maç yapıyordu. Ben de Kıbrıs'ta yaşadığım için bir dönem oradan biliyorum açıkçası. Ama bu dönem AEK Larnaka çok iyi. Şöyle yani Avrupa'da iyi işler çıkardığını söylemek gerekir. Fenerbahçe'de burada nasıl bir futbol sergileyeceğini sizler de mutlaka biliyorsunuz. Jesus futbolu burada Kadıköy'de baskın bir futbol sergileyecektir. Tribün zaten yine full olacaktır bence. Biletlerine bakmadın ama illaki fulldür. Bu sezon Fenerbahçe'nin boş geçen maçı olmaz. Fenerbahçe burada yine hücum oynayacağı için bir galip gelecektir diye düşünüyorum. Galip gelirken en az 2 gol atmasını bekleyelim diyorum. 1 ve 1.5 üstü burada idealden alabiliriz diye düşündüm. 2 gol atarak Fenerbahçe bence kazanabilir. Onun üstüne baktığımız zaman da ilk yarı galibiyetini bir alsak mı diye düşündüm. Çünkü Fenerbahçe'ye baktığımız zaman da şöyle bir durum var. İlk yarıda her zaman baskın oynar ve Kadıköy'de her zaman basar zaten. Sezon başından beri bunu yapan bir Fenerbahçe var. Bu maçta da aynı mentaliteyle sahada olacağından dolayı ilk yarı Fenerbahçe galibiyeti yüksek orandan değerlendirme altına alınabilir. He bu bana yetmiyor diyorsanız da ben bir de dediğim gibi 2-0'lık 3-0'lık bir skor beklediğimden dolayı 3-1'e de kayabilir. Daha çok ona koyuyorum. Handikapına da 1.79 atmışlar. Biraz aynı tercihleri yaptığım gibi oldu. Oranları yükselttim. Bir nevi tercihler aynı kapıya çıkıyor. Burada en ideali zaten Fenerbahçe'nin en az 2 gol atarak kazanmasıdır. Diğer mücadele Rennes'le Dinamo Kiev mücadelesi. Bu maça güzel bir tercihim var çünkü Dinamo Kiev'i biz izledik yani. 2 maçta 3 maçta da izledik Dinamo Kiev'i. Şimdi Dinamo Kiev'e baktığımız zaman bu mücadelede bence biraz skora yatacaktır. Rennes'le oynayacaktır. Galip gelir mi Rennes takımı? Tabii ki galip gelebilir. Fakat şöyle bir düşüncem var benim. Dinamo Kiev takımı Fenerbahçe ile oynarken deplasmanda ne yaptı Kadıköy'de mesela? Sürekli zaman geçirdi, sürekli yattı, top çevirmeye çalıştı. Pozisyon vermemeye çalıştı gol yiyene kadar. Burada da ben Rennes'e karşı da aynı o ben çingene futbol diyorum. Atletico Madrid gibi o da. Onlar da bu mentaliteyle sahada olacağından dolayı biraz süre geçirmeye oynayacaktır. Ben bu mücadele diyorum ki ilk yarıda 2 tane gol çıkmaz. Bunun da oranı zaten ideal. Şöyle 1.33 gibi oranı var zaten. Ben diyorum ki bu mücadelede ilk yarıda 2 tane gol çıkmaz. İlk yarı 1.5 altına alırım. Dinamo Kiev'in o defans yapıp kontrol oynamasından dolayı ve yatacağından dolayı böyle bir beklentim var.
Eğer bana 1.33 yetmez diyorsanız da ilk yarı 1.5 alt yaptık zaten. Şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. En çok gol ikinci yarı neden gelmesin diyorum ben. Onun oranı 1.84 arkadaşlar. Yani mücadelenin ben ikinci yarı açılmasını bekliyorum. Ren takımı ne kadar baskılı oynasa da Kiev takımı yatacaktır. İkinci yarıda illaki düğüm çözülebilir diye düşünüyorum. İkinci yarı gelen gollerle mücadele belki üste bile gidebilir. Roma ile Real Betis mücadelesi. Roma kendi evinde oynar mı? Ya Roma bu sezon ben seviyorum. Takip ediyorum. Son Inter maçında KG varın. Hatta golünün de ilk yarı geleceğini değerlendirdik. 2-0-6'dan oranı vardı. Sisteme de attım ben o mücadeleyi. Real Betis'te oynayacaklar kendi evlerinde. İlla ki burada ki grup aşamasına baktığımız zaman da burada Real Betis burada Roma'ya mağlup olmamak isteyecektir. Ki onlar da oynayacaktır. Roma burada özellikle basacaktır. Roma'nın golünü zaten kafaya yazdık mı yazdık. Real Betis burada gol atar mı? O önemli. Roma'nın defans üstünlüğü, fiziksel üstünlüğü çok fazla. Fakat Real Betis'in defans üstünlüğüyle bir alakası pek yok. Çünkü Real Betis takımı ceza sahası dışından da çok etkili şut çekebilen bir takım olduğu için ve İspanya La Liga'ya baktığımız zaman da en çok şut çeken takımlardan bir tanesi. O yüzden o defans üstünlüğü duran toplarda Roma tabii ki etkili olabilir. Fakat Real Betis takımı şutlarla birlikte Roma kalesine gol bulabilir diye düşünüyorum. 1.56 gibi KG var oranı var. Değerlendirmeye bence girer diye düşünüyorum. Diğer mücadelem Olympiakos'la Roma mücadelesi. Atlamayalım. Olympiakos Roma dedim. Olympiakos Karabağ mücadelesi. Bu maçın da oranı benim için ideal. Karabağ'ı ben zaten takip ediyorum. Vadji'yi Saint-Étienne'e satmışlar. Ben az önce şeye baktım. Karabağ'ın Senegal'li bir forveti vardı. Lan diyorum Vadji nerede diyorum. Bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. Saint-Étienne'e satmışlar onu. Onun yerine de bir oyuncu çözmüşler hemen. Şimdi Karabağ takımına baktığım zaman ligde hiç daha galip mağlup olmadı. Berabere kalmadı. Full galip geldi. Son maçta da ufak tefek rotasyonlar var açıkçası. Burada Olympiakos deplasmana gidecek. Olympiakos'ta işler çok karışıktı sezon başı. Bir hoca değişikliği geldi. Transferler bir anda yapıldı. Takım düzelsin diye fakat beli bir türlü doğrulamadı takımın. Karabağ'ın Avrupa'da neler yaptığını son Nant mücadelesinde doğrudan biri olarak yüksek orandan bir değerlendirme yapmıştım. Ben burada yine Karabağ takımının atacağı bir golü güveniyorum arkadaşlar. Karabağ takımı iyi futbol oynayan takımlardan bir tanesi. Olympiakos'la oynayacak burada. Okey fakat burada atacağı bir gol bence 1.30 gibi oranı var. Herhangi başka bir şey yapmadım. Burada macera aramadım. Karabağ'ın atacağı bir golü burada değerlendirme altına alabilirsiniz. Avrupa'ya çok önem veriyor bu sezon. Çünkü ligde zaten kendi seviyesine yaklaşabilecek bir takım yok şu an kendi liginde. Alkmaar'la Apollon Limassol oynayacak. Apollon takımı yine aynı şekilde Güney Kıbrıs ekibi. Bahsetmeme pek gerek yok. Alkmaar takımı bu sezon çok formda bir ekip. Güzel de bir oran açmışlar. Alkmaar burada neden galip gelmesin diye düşünüyorum. Kendi liginde de zaten zirveye. Şimdi önemli bir maç var mı diye baktığım zaman Utrecht deplasmana gidiyor. Önemli sayılabilecek bir mücadele. Fakat Alkmaar'ın ben burada kendi evinde Apollon'a karşı en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Oranla 1.43 gibi güzel bir oran açmışlar. Maç sonu 1 ve 1.5 üst yaptım. Bence bu maçın beklenti halinde tercih zaten bu. Ki beklentide geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Alkmaar'ın en az 2 gol atarak kazanması bence çok normal olacaktır. Slavia Prag'la Cluj mücadelesi. Bu maçı da kombineme aldım. Ferencvaros'la birlikte. Şimdi burada Slavia Prag'ın doğrudan galibiyetine de gidebilir. 2 golünü aldım ben. Biraz daha oran yükselterekten de. Slavia Prag arkadaşlar kendi evinde çok iyi bir takım. Atmosferi, stadyumu özellikle baktığımız zaman da statları da doldurabilen bir takım Slavia Prag takımı. O yüzden burada kendi evinde ofans oynayan bir takım olduğu için ben burada Slavia Prag'a güveniyorum. Cluj'la oynayacaklar. Cluj'un kalitesi yani Slavia Prag'a göre altta kalır bence. Bir gömlek altında kalır. Slavia Prag kendi evinde en az 2 gol bulmasını bekliyorum. Ben burada doğrudan ev sahibi 1.5 üstü 1.50 gibi orandan kombineme de koydum hatta. 1.50 gibi oranı var hemen şöyle gösterelim. Burada Slavia Prag dediğim gibi en az 2 gol atar bence. Ofans oyunuyla birlikte. Toplamda 9 adet mücadele anlattım. İdeal yüksek oranları anlatmaya çalıştım. Değerlendireceklere bol şanslar. İdeal kombinem ekrana gelsin. İdeal kombinenin oranı arkadaşlar burada 2.31'lik bir oranı var. Perşembe günü takımlar birbirleriyle ilk defa oynadığından dolayı biraz sıkıntılı olabilir. Fakat ben en ideal şekilde değerlendirmeye çalıştım. Kızılyıldız mücadelesinde KG var bekliyorum. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Slavia Prag Cluj mücadelesinde Slavia Prag'ın atacağı 2 golü 1.50 gibi oranı açmışlar. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Seviliyorsunuz video like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.